Çok üzgünüz, gerçekten evet, evet, evet. çok hizmetliyiniz. En... Bir süredir kanser tedavisi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede yaşama veda eden Türk sinemasının usta ismi Tarık Akan'ın hayranları sanatçının Bodrum'daki evinin önüne çiçek bıraktılar, dualar okudular. Evinde istirahat ediyor falan diye yazılar okuyorduk. Gece 01 sularında kanser tedavisi gördüğü özel bir hastanede hayata gözlerini yuman Türk sinemasının efsane isimlerinden 66 yaşındaki Tarık Akan'ın Bodrum'daki evine hayranları gelmeye başladı. Akan'ın Akyarlar Mahallesi'ndeki yazlığına gelen hayranları evinin önündeki sandalyenin üzerine begonvil başlı olmak üzere çiçekler bıraktılar, dualar okudular. Usta aktörlerin hayranlarından Figen Ağaca, Tarık Akan'ın dik duruşu ve kişiliğiyle örnek bir insan olduğunu belirterek, onun için söyleyecek çok şey var, çok üzüldük, mekanı cennet olsun, çok mütevazı bir hayat yaşıyormuş, görüp öğrendik, onun kendisine ait bir dünyası vardı ve abartıyı hiç sevmezdi şeklinde konuştu. Yani senede iki üç defa geliyordu bu, Temmuz-Ağustos'u sevmiyordu genellikle kalabalık olduğu için. Akan'ın 8 yıldır yazdığına bakan yardımcısı Ayşe Altınparmak'sa usta sanatçının çok iyi bir insan olduğunu ve onu ağabey gibi gördüğünü anlatarak Bodrum'a stres atmak için sık gelirdi. Mücveri, domatesli pilavı çok severdi. Özellikle onu yemek için gelirdi. Çok başka bir insandı. Sabah haberini aldığımda çok üzüldüm. Bodrum'a geldiğinde 15 gün kalıyordu. Senede bir, iki kez tekrarlıyordu. Kalabalık olduğu için yaz sezonunu sevmiyordu. Sezon başı ve sezon son olmak üzere iki kere geliyordu. Hastalığını yeneceğini ümit ediyordum. Eşiyle konuştuğumda hastalığını yenmeye başladığını söylüyordu. Biz de seviniyorduk. Öleceğine asla inanamadım. Başaracağını umuyordum. Öyle düşüncem vardı ancak öyle olmadı dedi.